Koca kardeş, ne çaldın be? Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Değerli izleyiciler, Fethiye'den, Üzümlü'den Kızılbel'e doğru gidiyoruz. Develerin tam geçek yerinde, altıda, rüzgarın da geçtiği yerde, develerin konolga yerinde spesyal arkadaşla karşılaştık. Tabii deve türküsü söylenir. Konolga yerinde konolganın türküsü söylendi. Göçün türküsü söyledi. Adın ne? İsmail Peynirci. Yaş kaç boyun? Yaş 25. 25. Maşallah. Ne zaman öğrendin bunu? Bunu 15 senelik bende mazisi var çocukluğumdan beri. 10 yaşında elimi aldım. İlk yaylada inek güderken, sığır çobanlığı yaparken elimi aldım. O günden bu yana harmanlaştı. Her arı gibi her çiçekten bir pet bal aldık. Bugünlere geldik. Ustaların var mı? Tabii ki. Ustalar olmadan, bize yol gösteren olmadan bir yol kat edemez yani. İlla usta çırak olacak bu evet, işte. Evet, usta çırak ilişkisi heves olacak. Heves olacak. Evet, öncelikle heves. Az kapkaraca zayıfçasın. Ölsün mü öldün lan? Tabii. Baba yok mu, ana baba? Baba yok. Ana yok var, mu? Baba yok. 2002'de rahmetli oldu. Ölsüz oldun belli. Uzaktan sımandan deyip oturu. Hep biraz da ciğerden söyleyin de. Tabii. Yanık, ciğer yanık. Zaten ciğer yanık zaten, o yüzden duygu. Duygu olmadan müzik olmuyor. Müzik olmaz. İnsan illaki bağrı yanık olacak. Bir eziklik olacak. Hayatındaki yetişmişliğinden bir eziklik olacak ki müzikle bağdaşabilsin. Şimdi, bu aşk olabilir, sevda olabilir, ayrılık olabilir. Bir şimdi, öksüzlük olabilir. Memleketinden terk edip gurbet ayrılığı olabilir. Şimdi türkü sipsiyle çalarken atın dört nala gidişini, şahinin uçuşunu, koyunun usul usul süre süre suya gidişini, bütün bunları hayal ediyor musun hareketlerde, oyunlarda? Evet, zaten müzik yaparken insanın gözünün önünden her şey hayalle gelip geçiyor, harmanlaşıyor. Onun zaten bize vermiş olduğu haz diyeyim, gözümüzün önünde hayal oluyor ki sipsiye duyguyu aktarabiliyoruz. Peki sen bu çaldığın sips çalgısı özel bir çalgı. Tabii. Bu bölgede uzun kulaklı Midas'ın yaşadığı da söylenir değerli izleyiciler. Düdük nereden nereye geldiğini anlamanız için çok önemlidir. Peki kıymatını biliyorlar mı? Düğünde, dernekte, işin, aşın, devletin haberi var mı bu işten?
Devletin haberi var. Zaten akademisyenler de bunun konservatuvarlarda nefesli çalgıların içinde. Ben dışarıdan gözlemlediğim kadar. Çünkü ben konservatuvar okumadım. Ama var yani Ferhat Erdem gibi usta sanatçılarımız var. Halil Çokuroğlu gibi usta sanatçılarımız var. Bu sipsiyi onlar da hani ellerinden geldiğince akademisyenler olarak yaşatmak için mücadele verdiklerini ben TV aracılığıyla görüyorum. Yani biz de burada mahalle olarak yöre halkımıza, yöre insanlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Konserlerde, yörük şölenlerinde. Kültür Bakanlığımız sizin gibi otantik sanatçılara belge veriyor, tanıyor, biliyorum diyor. Böyle bir belge var mı? Tabii. 2011 yılında gittim Kültür Bakanlığı'nda mülakatlara girdik. Gördüler ben de o elimden geldiğince yaşatmaya çalıştığımı. Sınavına girdik, kazandık. Şu anda Kültür Bakanlığı Mahalli Sip Sanatçısıyım, Fethiye'nin. Tabii bu belgeyi almak önemli değil. Bu belgeyi aldıktan sonra bunu yaşatabilmek önemli. Ben de elimden geldiğince Fethiye'mizde ve televizyonlar aracılığıyla Türkiye'ye, dünyaya elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Sizlerin aracılığıyla. Sipsi'nin ilk çıktığı yer aslında Üzümlü'dür. Dirmil bugün meşhurdur. Dirmil'in insanlar buna sahip çıktığında oraya etmiştir. Buradanlar sahip çıkamamış, buradan oraya geçmiş. Şimdi sipsi çalınacak da oyun oynanmayacak mı? Kimisi davul zurna bekler, kimisi çalgı çengi, ince çalgı bekler. Ama biz yörükler yaprak ışırtısına, kabuk ışırtısına, kuş sesine oynarız. Bir sipsi yeter bize oynamak için. Biz diyoruz ki kızlarımız anası nenesi gibi, erkeklerimiz babası dedesi gibi oynasın. Eli havaya kalkan var mı burada? Tabii. Boyun gel kan bura. De kardeş maşallah sağlam adamsın ya. Sağlamız eyvallah. Halil Hancı, Karaçurlu Gönüller Derneği Başkanıyım. Bir de derneğin var. Evet. Kutu yaşatıyorsun. Evet, elimizden geldiği kadar. Şimdi şu göbeğe bakınca, enseye bakınca sağlam adam derzeciler. Böyle sağlam adam her yerde bulunmaz. Neye biçiyorsun lan? Yoğurt, süt. Genel yöresel yemeklerimizden biz vazgeçmedik. Ata yemeği yiyorum. Ata yemeği yiyoruz. Sağlıklı oluyorsun. Evet. Şimdi sen oynayacaksın. Bir evet. Bakacağız. Evet. Sonra bir de ben oynayacağım. Göreceksin. Tamam. Biz çocukken babam cura çalardı. Biz oynardık. Eğer iyi oynayamazsak bırakır gösterirdi bize. Bir daha oynadırdı. Eve geç gelsek, yaramazlık yapsak, tarlada fazla çalışmasak çok kızmazdı ama iyi oynayamazsak çok kızardı.